Beyler merhaba, bugün dükkandayız. Serap Usta'yla. 23 Nisan bugün. Ne zaman yayınlarım bilmiyorum da. Yine de bayramınız kutlu olsun. Reis ne yapacağız bugün? Tırgeri bakalım mı? Tırgeri değiştireceğiz. Tırgeri değiştireceğiz. Radyatör değiştiriyoruz. Radyatörde minik bir delik vardı, alırken fark ettik onu. Şöyle bir 3-4 damla damlatıyor şeyde, bir gün durduğunda falan. Onu değiştireceğiz. Malzemeler burada. Frenlerimiz de gelmiş, Brembo. Ama şimdilik onu değiştirmeyeceğiz. Çünkü süspansiyon ve yayların gelmesini bekleyeceğiz. Ek olarak soğutma sisteminde birkaç bir şey yenileyeceğiz. Bu kapakla tankı yenileyeceğim. Şu ikisini. Sebebi de bunlar zamanla eskiyor. Bu tank basınç kaçırmaya başlıyor falan. Kapaktan. İç böyle paslanıyor falan. Bunlar temizlensin diye bunları değiştireceğiz. Bir de bakacağız diğer hortumlarda falan bir şey var mı diye. Şu açık bırakıyorum bunu. Evet. İndirmişken antifrizi de komple indiririz tabi. Trigger'in değişip değişmediğini bilmiyoruz. Belki de değişti ama. Yani risk. Sence değişmiş midir? Zamana kadar kalmaz, değişmiştir. Bir kere kesin değişmiştir de ikincisi işte. İkincisi de görüyoruz. Suyu görüyor musun? Oradan mı bırakıyor? Ya bu presinden buradan işte. Alttan da damlatıyordu herhalde. İşte. Şurada minik bir kaçak var işte, o mevzumuz. Gelin, ne yapıyorsun? Radyatör burada. Orijinali NRF'ymiş. Hollanda markası. Yine NRF aldık biz de. Bu ne biliyorsunuz mu? Paslı antifriz. Niye? 2 senede bir, en geç 2 senede bir tüm antifrizin değişmesi lazım. Şey yapmayın. Böyle hani ölçüyorlar ya. Ölçüyor, bakıyor, diyor ki -40. Ha, antifriz tamam diyor, iyi diyor. Öyle yok abi. Paslanır, temizleme özelliğini yitirir. 2 senede bir kesin değişmesi lazım. Maalesef değiştirmemişler. Radyatör zaten değişiyor. Tüm sistemi baştan yıkayacağız. Yeni antifrizi de değiştireceğiz. Bundan sonra da 2 senede bir değişir zaten. Böyle bunlara dikkat edin, yoksa ondan sonra işte arabalar rahat yapıyor, evet yapıyor, cırt yapıyor, yapar abi. Hani bu antifriz düzgün olmadığı sürece kaynama noktasını çok yükseltiyor antifriz. Hararet yapmasını da engelliyor. Hani antifrizin tek amacı kaşın arabayı donmaktan korumak değil, yazında kaynama noktasını yükseltiyor. Ve ek olarak soğutma sistemini temizleyen şey de antifriz, onun içindeki şampuan özelliği de var. O yüzden 2 senede bir kesin değişmesi gerekiyor. Şu anda da tüm sistemle birlikte zaten değiştiriyoruz. Bugün video çekemedim çünkü dükkanda hakikaten iş çoktu. Bir de Omega'nın parçaları ayarlayayım diye sağa sola asumanla gidip gele videosuz kaldık. Neler yaptığımızı anlatayım en azından. Fikir olsun. Şuranın kapağını takmadım henüz. Takacağız. Trigger'in ne zaman değiştiği hakkında bir fikrimiz yoktu. Herhangi bir servis kaydı ulaşmadığı için bize. O yüzden riske almamak adına trigger'i değiştirdik. Yeni çıktı aslında, içinden çok eskimemiş, yazıları falan duruyordu. Rulmanlar da tamamen sağlamdı. Ama aklımızdan çıkmış oldu. Onun dışında radyatör değişti. Soğutma sistemini elden geçirdik. Bu soğutma kabı değişti. Şöyle göstereyim. GM olarak yeniledik bunu. Bu da orijinal kapak. Bu da yenilendi. Bunun en önemli görevlerinden biri basıncı dengeliyor. Basınç dengesiz olursa yani kaynama noktası düşüyor. Kaynama noktası düştüğünde de daha çabuk hararet yapma ihtimali yüksek. Ondan sonra ne değiştirdik? Devir daim değişti. Devir daimde yine bu su sisteminin bir elemanı suyu motorun etrafında çevirmeye yarıyor. Onu da yeniledik, ne olur ne olmaz diye. Öyle. Bayağı uğraştık. Klima kompresörünün de keçeleri yenilendi. Hazır bu kadar sökmüşken, üstten çıkabilecek şekildeyken zaten kaçırıyormuş keçesinden. Onlar yenilendi. Şimdi klima gazı basıyoruz. Baştan. Komple gaz yenileniyor. Böyle bugün bunlarla uğraştık. Gültekin de motorla uğraşıyor. Merhaba. Merhaba. Kaçıncı motor bu? 3. 3. motoru arabanın. Şey geldi bu arada. APP plakalar gelmişti. Taktık onu da. Şey taktım bir de şu. Yani sinyalleri beyaza çevirdim ben. Turuncuları fazla sevmiyorum. Jantlar falan iyice yaklaştı gelme süresi. Geldiğinde frenler, süs
ekspansiyonlar, yaylar ve tüm alt takım yenilenecek. Ondan sonra artık işleri bitmiş oluyor. Detail zamanı. En eğlenceli bölümler gelecek o zaman da. Yeni jantlarıyla spacer alacağız tabi. Yeni jant ve süspansiyon setinin durumuna göre spacer yapılacak. O yüzden onları bekliyorum mecburen. Büyük ihtimalle arkalara 2, önlere 1 falan lazım olacak. Öyle. Farlarda detail günü takacağız. Bunlar eski farlar. Evde duruyor yenileri. Bu arada LED sipariş edecektim ya. O konuda bir mail geldi. Rusya'dan bir LED üreticisinden. Sponsor olmak istediler o işe. Tamam dedim, gönderin bakayım. Onlar gelecek, onlarla bir video çekeceğiz. Bakalım nasıl adamların LED'leri. Güzelse size de tavsiye edeceğim tabi. İletişime geçer, oradan sipariş edersiniz. Ay YouTube. Oğlum bu arabaya nasıl sığıyorsun lan? Sığıyorum, bu araba dünyanın en geniş arabası olanmış. Merhaba canım. Merhaba. Abi, ne yapıyorsun? Düş dükkanından yine mi çıkabildin? Valla rencilerle uğraşınca. Şu an arkadaki batan güneş manzarası çok şey duruyor senin için. Efendim bakıyorum şu an. Buraya bak. Üzecek misin? Neyi, derdiniz ne? He? Seni üzecek misin? Yok sen. Neyi, kesmiyor mu? Bana kayda aldım. Evet canım. Siz boyuna motor değiştiriyorsunuz ya. Evet. Mesela 2-2.5 yapıyorsunuz ya. Numara eşini ne yapıyorsunuz diyor. Numara eşini ne yapıyorsunuz? Benzinli de... Ya benzinli yapınca veya dizel yapınca çok şey gerekmiyor. Gerekmiyor değil mi? Ya 2000 gün sonra satmaya kalktım işte. Ama motor numarası okunamıyor. İşletmek... Hatasından mı diyorsun sen şey? Yok, hatasından değil. Satarken mi diyorsun? Satarken. Ha, bir şey olmaz lan, ne olacak? Ya bu zamana kadar şimdi turbosuz motorları turboluya çevirdiğimizde falan da çoğu işlenmemiştir. İşlenmesini istiyorsan onun fatura kestireceksin. Yok, onu biliyorum da. Bu bir sıkıntı oluyor mu diye. Yok lan, bir şey olmaz lan. Benzinliye dizel atma. Yok. Ya yok, onun blok patladı. Yeni blok aldık. Gördüm. Yok, patlamadı, çatladı. Sen patlattın. Biliyor musun, çatlattım. Hep burada oluyor. Allah belasını versin, yokuş testini. Sana demedim, yokuş testini dedim. Bezenek yapamıyorsun arabayı. Ulan bende oluyor, ne yapayım? Veci nerede veci? Alacağım veciyi, bineceğim üstüne, vuracağım kırbacı, Al da vur. Alaydı. Motoru kaç aldın? Neyim? Kaç para? Şuna mı? 500 lira vermişim. 400 lira lan komple motor. İyimser konuşmuş. Var ya, bir tane şasi yapsak şöyle şeyden, profilden. Hı-hı. Bir tane Şahin motoru, bir tane çıkma şanzıman. Yarış. Komple set 1 liraya alırsın. 1 liraya alırız. Komple set. Cayır cayır var ya, nasıl alamayız gider artık ama. Yok var. Bu araba senin mi yok? Benim. Senin Hyundai vardı. Oraya gidelim. Onun şey, şu orijinal taksi bak o. Hakikaten orijinal taksi paketi. Taksi düğmesi falan var. Taksi spek. Harbiden bak orijinal. Tamamen orijinal. Orijinal LPG. Allah Allah. Çok ilginç ya. Yapıyorlar. Bunda ya fake ben... taksi videosu çekeceğiz. Nerede? Seyran bağlarında. Kapat. YouTube uygun. Yok, şey yapacağım ama. Değil o. Klima gazı 25 dakika diyor. Arabanın her şeyi zahmetli. 1 kilo gaz çıkınca içinden. Neden Fabia? Neden 1-0 atmosferik? 1-2 miydi? 1-2. Kalkıyor muyuz? Oo, ağır teklif. Evet. Hangisi bunun geçer lan? Bunun içeriğini bilmiyorum. Orijinal. Motorda bir şey yoksa ben uzarım. 1.6 normal stok. Ama uzar. Benzinde bineceğim. Ben de benzinde bineceğim. Tamam. Uzarım diyor. Görelim. Deneyelim mi lan? Hadi. Hadi gidelim deneyelim lan, merak ettim. Nerede? Video olsun anasını satayım. Nerede? Arka yolda. Lan Şahin kafama vurur da bak, ben çok üzülürüm. Ben Şahin'e bineceğim. Şahin'e işlem yapacağım. Ama sen Şahin'e bineceksin lütfen. Ben vallahi sürmeyeceğim lan. He, öyle dedim. Sen sürme. Sen sürme ama patlıyor sonra. Hadi gidelim. Durun, nereye gidiyorsunuz? Dünyanın en saçma durağına gidiyoruz. Olmaz ki, sen iki kişi, bu bir. 1.6 amına koyayım, 1.2. Olsun. Bu kaç model, o kaç model? Ya... 3 silindir ulan. Tamam gel ya. Oğlum oynamayın bak, orijinal. Oynamıyoruz ya. O anladı ya. Yarışa gidiyoruz. 1-2 Fabia ile 1.6 Şahin. Bekle. Mert abi. Alırım anahtarını. Mert kim? Bizim uzun var ya. Hangisi alır hadi tahmin. Alır ama. 5 liraya tahmin yapıyoruz hadi. Üretici mi? Şahin alır. Şahin'e mi koyayım 5 lira? 5 lira alayım. Ya bak or... Aslan ışığı bu. Hayır. Oğlum aerodinami sağlıyor. Hadi. Topaş. Senden dolayı beni geçirse vururum valla. Hadi lan. Bir Serap, bir Topaş. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı ikili. Ya Allah'ım. Dur benzin alayım lan. Al. Ciğerden ses gelsin bir. Bir dakika. Kaybettik.
Epic fail. Stop etti. Hayır. Bas. Benzin alıyorum. Benzin daha basmadım. Oğlum binmem yetti lan. Oturmam yetti anasını satayım. Bas. Ne yaptık oğlum oğlum? Çalışır mı? Baksana. Yeleri mi söktü sen? Gene benzin mi taştı lan? Benzin taştı. Kapat şey. Kapalı kapalı. Bu sefer sadece bindim ha. Çalıştın deli ona. İçinden geçeceğiz mi? Yürü. Farları söndür iki beygir. Bak bak farlarıma bak farlarıma. Biz söndürüyoruz güç almasın diye. Akşam sövmüyorlar en azından bana. Ne tarafa gideceğiz? Arka yola. Bulvara. Takip edin. Yok işte. Ya hayır. Tamam tamam. Dur lan dur. Ben niye Euro NCAP'ten 3 yıldız almış araba varken buna bindim acaba? Bence de emniyet kemeri. First. Bence de emniyet kemeri. Oğlum yalnız bunun emniyet kemerini takmak daha kötü. Şase bölünce ortadan çıkamıyor bu sefer. Bir tarafta kalıyorsun. Vay bebeğe bak. Az yanaş. Of. İşte şunu alacaksın toplayacaksın da işte. Ferhat Usta ne gerek var der. Geldi deli olan. Daha yeni gelebildi. Zemin müsait. Her zaman. Burada bir dönmüşler. Yeşile yetişemeyiz. Yaklaş. Yaklaş kameraya yaklaş. Şimdi efendi bu kaç motor kaç beygir? 1.2 65 mi 68 mi öyle bir şey ya. 3 silindirli. 3 silindir. Şu kadar bir motorum var. Kaç tork biliyor muyuz? 120 mi? Tork üretiyorum yani. Emin miyiz ondan? Sizin kaç motor? 1.6? 1.6. 92 beygir. 92 beygir diyor bu. Senin kaçtı? 75 miydi? 68 ya ne? Pardon. Kaç kilosun? 110. Yok lan araba kaç kilo? Gelme Allah belanı vermesin. 1100. 1100 bu kaç kilo? 1040. 1040 kiloymuş. Sana her türlü sapladık ben sana söyleyeyim. Ama işte bu MPI. Değil mi? HTP. High Torque Performance. O HTP pardon. Bakalım. Peki bir şey soracağım. Rol mü yapacağız, drag mı yapacağız? Bu dünyada herkesin rolleri belli kardeş. Rol yaparız. Üçüncü kornada. Kornaya ben mi basacağım sen mi? Fark etmez. Bas bakayım. Biz basalım Allah rızası için. Öyle kornayı ben bir daha duymak istemiyorum. Anne spek oğlum bu ne bekliyorsun? Bu da taksi bak. Ya. Taksi düğmemizi gösterir misin? Taksi düğmesi. Şey burada taksi düğmesi görünüyor mu acaba bilmiyorum. T. Burada. Orijinal. Küçük yanlış. Lan lan lan. Gelemiyordu. Camları kapatalım. Yalnız kalkarsan o alır. He? Kalkarsan kalkışta o alır. Rol yapacağız. Nedense Şahin kazansın istiyorum. Şahin değil Doğan. Doğan pardon. Özür dilerim. Söyle. Aracımız dolu. Sen niye açıyorsun kapatıyorsun? Benzin pompasını. Niye? Çok fazla basıyor. He. Boğdurmasın. Aynen öyle. Ses duyuyor musun? Bebişim ya. Şuradan dön. Yavaş lan. Oğlum ben burayı 120-130 dönüyorum da ben sürünce. İnsan kendi sürmeyince bir ürküyor. Ürküyor var ya. Sen ortaya çık. Ortaya çık. Gel canım.
geldi. Geliyor mu lan? Gelemiyor. Yok, gelemedi. Sen git arkasına git. İyi ki rolü biz kazandık. Selektör at da dursun. Selektör at, gaza geldi. Sonuna geç işte sana. Sen bas. Dünyanın en saçma rolüydü ya. Sen bas. Hadi. Önden başladı ama olsun. Yapacak bir şey. Bye bye. Bye bye. Gelemiyor. Farkı. Gelemiyor. Ya işte öyle, parasıyla değil bu işler. Hala çabalıyor bak arkada. Yok, gelemez. Bir de vites attık. En sağa geç de bekle. Anca yetiştim. Ne oldu? Bir de kaldıralım lan, merak ettim. 1-2 Kaldıralım bir de. Yetmiyor. Yok. Dünyanın en saçma drag yarışına hoş geldiniz. Sıkıştırma bak beni. Patlamayalım diyor. Yok yok. Tahminleri alalım. Benim araba 20 kuruş yakıyor. Kalkışta benim ben, kalkışta bu alır diyorum. Sanmıyorum. 60-70'e kadar bu alacak, sonra bu götürecek. Sanmıyorum. 3 2 Başla. Ya yani doğan, ya doğan varken şimdi abi yine gerek yok. Yani burada doğandan bahsediyoruz, tamam mı? Yokuş testini yapıyorum. Hayır. Yap bakayım kaç derece. Tamam, yapalım. Tam oradan kalktık çünkü. İyi oldu. Aynen. Gelemiyor orada. Gelemez lan, nereye geliyor? Baksana aynada küçük bir nokta haline büründü. 140. Ötekinin şahinde 140'la girdi. 120 ile bitirdi. Bakalım bunu alacak. Tabii yaşıyorken. Düşmedi bu ya. 138'e falan düştü. 135. Tabela testi sonucu 135. Doğan'ı da çekmiş olduk. Tamam, yavaş git de gelsin, yazık. Üzülüyordur arkada. Ne oldu lan? Bayağı mütevazıyım ben. Koyduk mu, ne oldu? Git bisküvi al, gel çabuk. Ya bir şey söyleyeceğim. Bisküvi al, bir gel. Bir saniye bir şey söyleyeyim. Ya, bisküvi al. Bizim arabanın ayarları bozuk. 1-2-3 silindir arabayla kalkmışım seninle. Ya kaç model bu araba? Ya kalkmasaydın madem öyle. Tam 3 silindir, 3-3. Kalkmasaydın bisküvi al, gelir misin? Kilo. Önden çeker. Bu da ağır. Bu araba 75 beygir. Arka şafta gidesi kadar. 92 beygir diyor adam. Ama 1-6 iyi. Kim sıktı lan? Bisküvi alıp gelir misin? Bu. Hadi. 0.40'da koydum ama. Bir saniye. 0.40'da koydum. Bunu kabul edin. 0.40'da ben uzadım abi. Allah'tan 0.40. Harbi mi sıktın aşağıyı seni? Abi Doğan ya. Bak, ilk sol, ilk sağ. Tövbe, oraya kadar gitmem. Sözüm olsun, hafta sonu. Oğlum çay var mı? Çay, çay dökmüş, tamam gitme. İşin var mı senin? Yokuş testi yapsaydınız bir de. Yaptık. 135 ile bitirdi. 140 ile girdi, 135 ile bitirdi. Bu ölmüyor. Ustacım. Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun? Elimi kaybolamam. 3 silindir araba. Gitmez abicim, bunu unutun ya. Gitmiyor.
Ulan sen karşıya girdin karşıya. 1.4 olaydı şu araba, bunu öttürürdüm. 1.4 olaydı zaten hani o benim arkamdan bakar. Acayip gidiyor mu? Yokuş testi yaptın mı? Yok bakmadım ki öyle. He. Ben ortalama yakıta baktım. Ya bırak ya. 7.3 litre abi. O kadar kapıştık 7.3 litre. Yemezler. Sapladım. Tebrikler.